Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde Küçük Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında incelenen yeni kamera kayıtları, olayın seyrini değiştirebilecek kritik deliller içeriyor. TÜBİTAK tarafından yapılan bu incelemeler sonucunda, cinayet günü amca Salim Güran'ın evindeki güvenlik kameralarının silindiği tespit edildi. Bu bilgilerin halktan saklanması ve aile üyelerinin bu durumu gündeme getirmemesi ise soru işaretlerine neden oluyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha önce yalnızca okulun güvenlik kamerası üzerinden ilerlenen soruşturma, amca Salim Güran'ın evindeki kamera kayıtlarının silinmiş olmasıyla yeni bir boyut kazandı. Olay yerinin askeri üs bölgesi tarafından da izlendiği bilinirken, bu kayıtlardan alınan görüntülerin incelenmesiyle cinayet anında Bahtiyar'ın yanında iki kişinin daha olduğu tespit edildi. Bu önemli gelişme, Nari'nin ölümünün sadece bireysel bir suç değil, organize bir suç olabileceğini gösteriyor. Küçük kızın cansız bedenini bir dere yatağına gizleyen Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinde yalnız hareket ettiğini iddia etmesine rağmen, askeri Şahin göz kameralarının kaydettiği görüntüler, olayın çok daha karmaşık bir yapıda olduğunu kanıtlıyor. Şu an Bahtiyar'ın yanında bulunan diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu bulgular, cinayetin aydınlatılmasında en kritik aşamalardan biri olabilir. Öte yandan, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 12 şüpheli arasında yer alan amca Salim Güran'ın, cinayete anne Yüksel Güran'ın şahit olduğunu öne sürmesi, soruşturmayı daha da derinleştirdi. İddialar üzerine Yüksel Güran ve diğer şüphelilerin ifadesi yeniden alınacak. Anne ve amca, yüksek güvenlikli cezaevinde tutulurken, ifadelerinin cezaevinde özel bir odada alınacağı bildirildi. Delillerin karartılması ve kayıtların silinmesi, olayın daha büyük bir organizasyon tarafından yönlendirildiği iddialarını güçlendiriyor. Özellikle bölgede JITEM ve derin devlet bağlantılarının olduğu yönündeki iddialar, soruşturmanın hızla çözülmesini engelleyen unsurlar arasında sayılıyor. Bu süreçte Salim Güran'ın AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile olan yakın ilişkisi ve Ensarioğlu'nun "Aile bizim dostumuzdur" şeklindeki açıklamaları kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için delillerin en başından itibaren korunması gerekirken, soruşturmanın bu aşamada geç ilerlemesi ve delillerin kaybolması, olayın arkasındaki gücün yalnızca köy halkından ibaret olmadığını, daha geniş bir yapının devrede olduğunu gösteriyor. Bu vahim cinayetin çözülmesi, sadece Nari'nin ailesi için değil, tüm toplum için büyük bir adalet beklentisi oluşturmuş durumda. Soruşturmanın derinlemesine devam etmesi ve yeni bulguların gün yüzüne çıkması, bu olayın sadece bir köy olayı olmadığını, daha geniş çaplı bir organize suç yapısının olabileceğini gösteriyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, hukuk sistemine olan güvenin tazelenmesi açısından da son derece önemli. Sevgili izleyiciler, Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu soruşturmanın seyrini değiştirebilecek her yeni detay, bizleri gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor. Eğer bu tarz önemli haberlerin ve analizlerin devamını kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Birlikte bu süreci takip edelim. Olayın perde arkasındaki karanlık bağları birlikte aydınlatalım.